Cumhuriyetimizin 100. Harciye Teşkilatımızın 500. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz diplomasi sohbetlerinde bu kez konuğumuz Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Cemil Miroğlu. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu anlamlı sohbetlere beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hem 100. yıl hem de Harciye Teşkilatı'nın 500. yılı vesilesiyle yaptığınız çalışmalar için de tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bütün bakanlığımızın ortak emeğiyle gerçekleştiriyoruz bu çalışmalarımızı. Protokol Genel Müdürlüğü bakanlığımızın en eski bölümlerinden bir tanesi ve diplomasi ve protokol hep birlikte anılan iki kavram belki de. Protokol kavramı nasıl ortaya çıkmış? Size bu konuda bilgi verebilir misiniz? Protokol, daha önce sohbetlerimizde de konuştuk. Protokol deyince insanlar biraz gerilir, biraz önyargılı bir yaklaşımda bulunurlar. Fakat esas protokol kurallarının ortaya çıkış noktası sosyal hayatta, gündelik hayatta, resmi ilişkilerde, devlet ilişkilerinde izlenmesi gereken kuralları ifade ediyor. Dolayısıyla protokolün var olmasının nedeni kısaca kaosun ve karmaşanın sosyal hayatta, devletler arası ilişkilerde bulunmaması. Yani bunun önüne geçilmesi. Dolayısıyla ne zaman devletler ortaya çıkmış, zaten bu ihtiyaçlar da beraberinde gelmiş. Bildiğimiz kadarıyla protokol kelimesi ilk 1300'lerde Fransa'da kullanılmış. Daha sonra bizim lügatımıza da teşrifat olarak Osmanlı zamanında Tanzimat döneminde girmiş. Dediğimiz gibi aslında protokol kuralları dediğimiz şeyler gündelik uyguladığımız, ailemizden gördüğümüz bir takım bir arada yaşamanın gerektirdiği sorumlulukları ortaya koyuyor. Mesela büyükler önünde bacak bacak üstünde atmamaktan, trafik kurallarına uymaya kadar bunlar da aslında protokol kuralı. Sadece gündelik hayatta protokol kurallarına görgü kuralları diyoruz. Devletler boyutunda taşındığı zaman protokol diyoruz. Evet. Bu konuda ülke olarak da tabii diplomatik geçmişimiz çok gerilere dayandığı için kendi protokol geleneğimizi, birikimimizi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu birikimi siz günlük çalışmalarınızda hissediyor musunuz? Tabii, yani protokol kuralları aslında günümüzde uyguladığımız, tüm dünyada uygulanan protokol kurallarının geçmişine baktığınız zaman bunlar tabii ta çok çok eskiden beri uygulanan kuralların biraz modifiye edilmiş, günümüze uyarlanmış halleri. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda da görüyoruz protokol kurallarını. Bu nerede gösteriyor kendini? İşte bir kılıç kuşanma töreninde, tahta çıkış töreninde, yabancı sefirlerin günümüzde olduğu gibi o zaman da yabancı sefirlerin kabullerinde hepsi protokol kurallarına tabiydi. Tabii o zaman ilk başlarda ismi protokol kuralı değildi ama daha sonra Tanzimat'la birlikte teşrifat ismini alıyor. Eski zamanlara baktığımızda sefirlerin karşılanması çok şatafatlı, padişahın huzuruna çıkması çok farklı. İşte birkaç örnekler var. Örneğin ilk zamanlarda Osmanlı padişahı huzuruna çıkan sefirler iki görevli koluna girip başına eğdirerek salona sokarlarmış. Padişahla sefir arasındaki görüşmeler bir çeşme yanında veya bir su akarmış ki sesleri dinlenmesin diye. Dolayısıyla ta o zamanlardan beri devam eden bir geleneğimiz var. Ve biz de zaten büyük kısmında bu gelişen ve günün şartlarına göre adapte edilmiş kuralları hala çoğu zaman kullanıyoruz. Aslında benim de o kurallar ya da o geleneklerden en sevdiğim bölümü güven mektupları. Büyükelçi için de en heyecan verici an herhalde. Güven mektuplarını Sayın Cumhurbaşkanımız imzalıyor ama sizin genel müdürlüğünüz hazırlıyor. Görünen bu ziyaret töreninin dışında genel müdürlüğünüzün çok geniş bir çalışma alanı var. Bu konudan da bize bahseder misiniz? Tabii. İlk genel bir görev alanımıza baktığımız zaman hem üst düzey ricalin, yüksek zevatın yurt dışı ziyaretlerinin hazırlanması ve icrası, aynı zamanda da yurt dışından gelen yüksek konukların ziyaretlerinin hazırlanması ve icrasından sorumluyuz. Tabii bakanlığımızda genelde protokol dendiği zaman hep ziyaretler ve törenler anlaşılıyor. Tabii bu törenlerden en önemlilerinden bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımıza yabancı büyükelçilerin güven mektubu sunma törenleri. Bu törenlerin icrasına bakıldığı zaman da aslında bunların bizim çok geleneksel Osmanlı zamanında da bir takım uygulanan örnekleri olduğunu görüyoruz. Örneğin bir yabancı büyükelçi geldiği zaman Osmanlı zamanında belgesini, kendisini yetkilendiren belgenin ilk örneğini sadrazama sunar. Ondan sonra padişah tarafından kabul edilirdi. Şimdi de yine yeni gelen bir büyükelçi önce güven mektubunun örneğini bizlere sunuyor. Ondan sonra belirlenen tarihte de kendi güven mektubunu Cumhurbaşkanımıza takdim ediyor.
Bu törensel boyutların dışında mesela yazışma boyutları da var. Örneğin bizim bir büyükelçimiz bir ülkeye atandığı zaman güven mektubuyla gitmesi lazım. O güven mektubunu da Cumhurbaşkanımız hazırlıyor. Bu güven mektubunun hazırlanması da protokol genel müdürlüğünün görevi dahilinde. Tabii bu yazışmalara baktığınız zaman bunlar hata affetmeyen konular. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasını taşıyor. Dolayısıyla çok sıkı kontrolden geçip detaylı incelenip son hali verildikten sonra Cumhurbaşkanımızın imzasına sunuluyor. Ankara'da bulunan diplomatik temsilcilerin atanması ve onların buradaki yaşam şekillerine ilişkin düzenlemeler de yine Protokol Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde olan ve aslında çok da bilinmeyen konular. Bu ziyaretlerden bahsettiğimiz zaman ikili ziyaretler, çok taraflı ziyaretler, tabii deneyim çok önemli bir husus bu konuda. Türkiye'de son senelerde çok önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. Bunların hiçbirisi kolay değil. Hepsi yıllarca çalışılması gereken bazıları hazırlıklar gerektiriyor. Bir G20'den bahsettik. Ben Çanakkale'nin 100. yıl dönümü törenlerinin hazırlığında bulundum. Ve bunların icrasında Protokol Genel Müdürlüğümüzün deneyimini her alanda görüyoruz. Bu bakımdan da tebrik etmek isterim. Ben de bütün protokol birimini, konuları hazırlayan siyasi birimlerin en büyük destekçisi ve yardımcısı. Ve önceden ne kadar hazırlık yapılırsa yapılsın, doğru bir protokol olmadığı zaman o kadar verilmiş emek de boşa gidiyor. Bu bakımdan çok önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Siz bir tepki alıyor musunuz bu zirvelerdeki hazırlıklar, düzenlemelere ilişkin olarak yabancı misafirlerden? Çok teşekkürler. Bu diğer önemli bir boyutu da uluslararası zirve toplantının hazırlanması ve icrası bizim görev alanımızda. Tabii şöyle bir husus var. Bir zirve içerik olarak ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar istenen sonuçlar elde edilirse edilsin, bir ikili ziyaretin içeriği ne kadar önemli olursa olsun, bazı basit protokoler hatalar tamamını gölgelemese bile ağızlarda acı bir tat bırakabiliyor. Zaten protokolün görevlerinden bir tanesi de bu. Bu ufak ama gölgeleyebilecek hataları zamanında hani görüp müdahale etmek ve büyük krizlerin önüne geçilmesi. Bu zirvelerden bahsettiğimiz zaman sizle de birlikte yaptığımız işte bu Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümünden başlayarak veya daha öncesinde bizim ciddi bir zirve birikimimiz oluştu. Ve giderek çok daha profesyonel, çok daha hatasız ve başarılı işler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle benim hatırladığım ve görev almaktan da şeref duyduğum bu G20 zirvesi oldu 2015'te Antalya'da. Burada tabii tüm dünya liderleri ağırlandı Antalya'da. Bir tarafta Antalya'nın doğal güzelliği ama öbür taraftan da zirve yoğun gündemi. Ama bittiği zaman çok çok olumlu dönüşler aldık. Düzenlenmiş olan en başarılı G20 zirvesi birkaç lider tarafından da ifade edilmişti. Tabii bu birikim sürekli veya edindiğimiz dersler sürekli yeni zirveler içinde bize önemli bir katkı sağlıyor. Bundan dolayı da biz artık Dışişleri Bakanlığı protokolü olarak çeşitli ülkelerden davet alıyoruz. Bazen bu hani spesifik bir zirvenin hazırlık aşamasında oluyor. Nasıl yaptınız diye soruyorlar ve tecrübemizden faydalanmak istiyorlar. Aynı zamanda da veya da protokol eğitimi çalışmalarımız oluyor. Talep eden ülkelerle bir araya gelip hem biz onların tecrübelerinden faydalanıyoruz, bizim tecrübeleri aktarıyoruz ama son derece ondan da bu yeni dönemde çok olumlu dönüşler alıyoruz. Protokol deyince aslında beni en çok etkileyen konulardan birisi gerçekten başarılı bir protokolün farklı kültürlerin bu özelliklerini, inceliklerini bilmesi ve bunlara göre gerektiğinde bir durum alabilmesi. Katı kurallar ya da kitaptaki yazan yerine sağduyuyla o durumun yönetilmesi. Bu bakımdan da protokolü bir kriz yönetim, bir sorun çözme makamı ya da birimi olarak görüyorum ben. Sizin de eminim bu konuda çok karşılaştığınız durumlar vardır diye düşünüyorum. Bizim esas amacımız hiç sorun çıkmaması, sorunsuz olarak halletme ama sorun ortaya çıkarsa, bir kriz ortaya çıkarsa da protokoler anlamda ona bir şekilde aklı selimle büyük bir yani büyümeden, büyük bir krizleri açmadan bir çözüm üretebilmeyi denemek. Tabii çok haklı bir husus. Çok farklı ülkelerle ziyaretler gerçekleştiriliyor. Onları ağırlıyoruz burada. Dolayısıyla bir takım katı kuralları buna sıkıştırırsak ne biz ev sahibi olarak memnun oluruz, ne gelen konuk memnun olur. Bunu tabii göz önünde bulunduruyoruz. Dolayısıyla bizim zaten protokol eğitimi sunumlarımız vardır. Bunun en sonunda şöyle yazar. En önemli husus
gerektiğinde gerekli esnekliği gösterebilmektir. Bu başarıda önemli bir faktör. Nitekim bir konuğun kültürel işte hassasiyetler olabilir, diğer başka hassasiyetler olabilir. Bunlara hakim olmadan ve kendi kurallarını sürekli empoze etmeye çalışmak iki tarafı da mutsuz eder. Ama protokolün görevi de aslında her iki tarafı da mutlu etmek. Dolayısıyla bu noktalarda belli bir esnekliğe gitmekte fayda olur her zaman için. Aslında bakanlığımız da her bir diplomatın belli bir ölçüde protokol birikimiyle yetişmesine çok önem veriyor. Nitekim başkatiplik sınavlarında her zaman protokolün ayrı soruları olur. Çünkü protokolde hata yapmak bazen gerçekten ağızlarda acı bir tat bırakıyor. Sayın Büyükelçim, Kenya'da, Nairobi'de büyükelçiydiniz. Nairobi nasıl geçti? Kenya ve Afrika'yı bir de sizin gözünüzden dinlemek isteriz. Nairobi benim ilk aslında çeşitli ziyaretler vesilesiyle birkaç günlük Afrika deneyimlerim vardı ama tabii yaşamak üzere gidince insan tabii tam neyle karşılaşabileceğini, zaten hangi ülkeye gitse tam kafasında oturmuyor. Ama Nairobi şöyle bir farkı vardı. Ben bakanlığa girdiğimden beri hep Nairobi hakkında gördüklerim, işte eşitliklerimi, duyduklarım hep olumluydu. Dolayısıyla ben de o düşünce ve beklentilere gittim ve büyük kısmı karşıladı. Bence Nairobi'nin en önemli özelliği, tabii doğal güzellikleri falan onların hepsi biliniyor ama daha az bilinen özelliği, Nairobi dünyada Birleşmiş Milletler Ofisi'ne ev sahipliği yapan 4 şehirden bir tanesi. Yani New York, Cenevre, Viyana'dan sonra Güney Yarımküre'de bir de Nairobi var. Ve dolayısıyla tam bir Birleşmiş Milletler merkezi halinde toplantılarıyla, işte gündemiyle, özellikle orası çevre ve insani yerleşimler konularına bakıyor ki şu andaki bence dünyanın en önemli, artık göz ardı edilemeyecek boyuta gelen hususlarına bakan bir yapı olduğu için ben özellikle o açıdan çok memnun kaldım. Çünkü bu konudaki benim de farkındalığım ve aslında hepimizin endişe etmesi gerektiğini çok daha yakından oradaki çalışmalar sırasında gördüm. Zaten artık Afrika'daki misyonlarımız sayısı yanılmıyorsam 40'a aştı, 46'ya yaklaşıyor diye biliyorum. Artık her mensubumuz zaten bu önemli coğrafyada bir şekilde ya görev yapıyor ya görev yapacak ve orayı iyi bilmek, anlamak bizim için de, ilerisi için de Afrika stratejik ortaklığımız bağlamında da çok önemli. İkincisi, diğer husus da protokol konusu. Ben de gerçi meslek yaşantımın artık ortalarında falan protokolle tanıştım. Daire başkanıyken tanıştım. Ben de çok çekiniyordum, bilmiyordum ve daire başkanı olarak başladım. Fakat orada edindiğim tecrübeler ve özellikle orada başlayan genç arkadaşlarımın gelişimini takip ettiğim zaman protokolden geçmiş olmak, orada görev yapmak herkese, tüm meslektaşlarıma cidden çok büyük bir katkı. Hatta ben diyorum ki bir altın bilezik takmış oluyorlar bakanlık içerisinde protokolden geçtikten sonra. Uzmanlık gerektiren bir alan olduğu kesin. Hepimiz de sizin bu deneyiminizden, biriminizin deneyiminden yararlanıyoruz. Sayın Büyükelçim, diplomasi sohbetlerine katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Diplomasi sohbetlerinde başka bir büyükelçimizle başka bir bölümde buluşmak üzere.